Merhaba, adım Cenk. Yaşadığım bu olayları gerçekten yaşadım. Keşke hiç yaşamasaydım diyorum. Sizlere her şeyi anlatmak ve bir nebze olsun rahatlamak istiyorum. Kendi halinde küçük bir arkadaş grubuyla takılan efendi biriydim. Grubumun hepsi zengin çocuklarıydı. Zengin dediysem, istediklerini rahatlıkla alacak pozisyonda insanlardı. Babalarına, annelerine ne derse yaptırır, alırlardı. Benim ailemin de durumu gayet iyiydi ama onlarınki kadar mükemmel denecek durumda değildi. Özel okula gittiğimden ve onlarla aynı muhitte oturduğumdan arkadaşlarım olmuşlardı. Ben onlar kadar rahat takılamıyordum. Onlar her gün farklı mekanlara gidip farklı yerlerde rahatlıkla para harcayabiliyorlardı. Ben ise onlara yetişmeye çalışıyordum. Aslında iyi çocuklardı. Benim kendileri kadar harçlık almadığımı bildiklerinden çoğu zaman hesabı onlar öderlerdi. Okul çıkışı genelde AVM'lere gider, kafelerde takılırdık. Gerçekten artık hayatımız monotonlaşmaya başlamıştı. Her gün farklı yere gitsek de aynı şeyleri yapıyorduk. Hep aynı muhabbetler dönüyordu. Bu durum Zerrin'le Fatih'in canına tak etmiş olacak ki farklı arayışlar içine girmeye başladılar. Fatih'in anne ve babası genelde evde olmuyorlardı. Ara ara evlerine çağırmaya başladı. Garip oyunlar bulup önümüze sürüyordu. Tabii bu oyunlar masum oyunlardı ilk zamanlarda. Gün geçtikçe oynanan oyunlar değişmeye başladı. Ben de ayak uyduruyordum. Lise sonun son zamanlarıydı. Artık ayrılacaktık. Aynı üniversiteye düşme ihtimalimiz neredeyse sıfıra yakındı. Çünkü hepsi yurt dışındaki üniversitelere gitmeyi planlıyorlardı. Bense Türkiye'de güzel bir üniversite okumayı planlıyordum. Fatih yine hepimizi topladı. Farklı bir şey bulduğunu ve hemen denemek istediğini söyledi. Ne kadar ısrar etsek de söylemiyordu. Evleri 3 katlı güzel bir villaydı. Genelde alt kattaki bahçeye bakan salonda otururduk. Ama bu sefer çatı katına çıkacağımızı söyledi. Çatı katını duyunca tozlu pis bir yer bekliyordum ama güzel bir oyun odasına dönüştürülmüştü. Fatih bizi çatı katına çıkardı. Daha önceden hazırladığı mumları yaktı. Odanın ışıklarını kapattı. İçerisi mumlardan gelen ışıklarla aydınlanıyordu. Gruptakiler ne yapacağımızı sordu. Fatih de Amerika'dan gelen kuzeninin ruhani varlıklarla iletişim kurup onlarla konuştuğu bir oyundan bahsetti. Adına korku oyunu diyorlarmış. Genelde oynayan insanlar korktuğu için bu oyuna bu adı verilmişler. Grubumuzdakilerin isimleri Fatih, Zerrin, Haldun, Bülent, Nalan ve Sibel'di. Karanlık odada herkes ortadaki yanan büyük mumun etrafında oturuyordu. Ben de Nalan'la Sibel'in arasında kalmıştım. Fatih, başlıyoruz. Şu andan itibaren olacak olaylardan herkes kendi adına sorumludur. Eğer ki korkan varsa bırakıp gidebilir. Bu oyunu oynamak için kimseyi zorlayamam. Herkesin korktuğu şeyler vardır dedi. Hepimiz birbirimize bakıyorduk. Aslında biri kalksa da ben de kalksam diye içimden geçiriyordum. Bu tür ruh, cin falan tarzı şeylere girmek pek bana göre değildi. Kimsenin de kalkmaya cesareti yoktu. Sonuçta kalkan ilk kişiyle dalga geçilecekti. Bundan adım gibi emindim. Kimse kalkmamıştı. Karşımda oturan Haldun'a bakıp kaş göz işaretleriyle kalkmasını işaret ediyordum ama kımıldamıyordu. Haldun otur rahatla işaretleri yaptı. Ben de oturmaya devam ettim. Fatih elinde bir tahta ve üçgen mızrak ucu gibi bir şeyle geldi. Ortasında bir mercek var gibiydi. Tahtayı ortaya koydu. Bu tahtanın adı Ouija, yani ruh çağırma tahtasıydı. Normalde Amerika'da ruh çağırıyorlarmış ama biz burada cin çağıracağız. Onunla konuştuktan sonra göndereceğiz dedi. Cin kelimesini duyunca içimdeki ürperti bayağı artmıştı. Onlar hakkında pek iyi şeyler duymamıştım. Onlara bulaştınız mı? Sonu ölümle biten durumlarla karşılaşılabiliyormuş. Kafamda soru işaretleri vardı. Umarım gelmezler diye içimden geçiriyordum. Gerçekten korkuyordum. Fatih üçgen şeyi eline alıp bir şeyler söylemeye başladı. Dediklerini bilmiyordum ama dili İbranice'ydi sanki. Kendisi söylemişti. Onlarla bu şekilde iletişim kurabiliyorlarmış. Fatih sözlerini bitirdikten sonra bir kabile ve bir isim söyledi. Kabileleri olduğunu da orada öğrenmiştim. Uzun bir süre bu yaptığını tekrarladı. Üçgeni tahtanın üzerine koydu. Herkes tahtanın üzerinde duran üçgene bakıyordu. Ne olacağını merak ediyor da değildim yani. Bir süre tahtaya öylece baka kaldık ama bir türlü bir şey olmuyordu. Fatih cinin adını söyleyerek geldiysen bize bir işaret ver dedi. Bir işaret bekliyorduk ama hiçbir şey olmuyordu. Ortama sessizlik hakimdi. Bülent Fatih'e dönüp oğlum ben sıkıldım bu işten gidelim buradan. Başka şeyler yapalım. Bak bir şey olduğu yok dedi. Fatih Bülent'in söylediklerini dinledikten sonra tamam diyerek
Tekrar bir şeyler söyledikten sonra tahtayı kaldırıp ışıkları yaktı. Herkes dalga geçmeye başlamıştı. Sonuçta doğaüstü bir şey olmamıştı. Bu durum içime su serpmişti. Rahatlamıştım. Alt kata inip biraz laflayıp oyun oynadıktan sonra kalkıp evlere dağıldık. İçimde garip bir huzursuzluk vardı. Büyük ihtimal o cin çağırma mevzusu rahatsız etmişti. Gerçekten doğaüstü şeylerle uğraşmak lazım. Eve gelip internette biraz cinlerle ilgili araştırma yaptım. Fatih'in bahsettiği kabileyi de okumuştum. Bayağı tehlikeli bir kabileymiş. Genelde davetlere icabet ediyorlarmış. Fatih bir şey yanlış yapmış olmalıydı ki o yüzden gelmemişlerdi. İyi ki de yanlış yapmıştı. Ertesi gün okula gittim. Muhabbet ederken dünkü mevzu açıldı. Herkes cinleri merak ediyordu. Korku yerine onlarla dalga geçiyorlardı. Kızlar da tekrar deneyelim. Adrenalin oldu diyorlardı. Fatih de gaza gelmiş olacak ki ben yeni araştırmalar yaptım. Bu sefer garanti sizinle konuşturacağım diyordu. Ortamda cin muhabbeti almış başını gidiyordu. Onlara bu durumun tehlikeli olduğunu söyledim ama benim korktuğumu söylediler. Bütün gün boyunca korkak tavuk diye dalga geçtiler. Onlara laf anlatamıyordum. Tehlikeden bir haber gibilerdi. Bu tür olayların korku filmlerinde olacağını söylüyorlardı. Onların böyle söylemesi beni daha da korkutuyordu aslında. Onların başına bir şey gelmesinden korkuyordum. Okuldan çıkışta bir kafeye gittik. Orada hem sohbet edip hem de tekrar çağıracağımız zamanı konuşuyorduk. Ben pek muhabbetlere girmesem de mecburen onların yanında olmam lazımdı. Onları yalnız bırakamazdım. Haftaya cumartesi gecesi çağırmaya karar vermiştik. Fatih'in yüzündeki mutluluğu tarif edemem. Adam zafer kazanmış komutan gibi duruyordu. Sonuçta ilk denemesinde başarısız olmuştu. Bu denemesinde başarılı olursa ve bir işaret alırsa ortamda acayip sükse yapacaktı. Okuldaki herkes de duymuş. Kafeden çıktıktan sonra eve geldim. Tekrardan araştırmaya başladım. Onlar hakkında detaylı bilgiler öğrenmem lazımdı. Bize neler yapabilirlerdi? Onlar gerçek mi gibisinden binlerce sonuca ulaşabiliyordum. Her bir yazıda farklı şeyler öğreniyordum. Bu tür olaylar yaşayanların hikayelerini okuyordum. Bu hikayeler resmen içime işlemişti. Gece uyuyamaz olmuştum. En ufak seste irkiliyordum. Paranoya kalmıştım sayelerinde. Ara ara odaya arkamı dönüp uyuduğumda odanın içinde birinin varlığını hissedebiliyordum. Odam da beni izliyor gibiydi. Bunlar hep bilinçaltımın bana bir oyunuydu. Şüphem yok. O gece ve takip eden gecelerde bir türlü doğru düzgün uyuyamadım. İçimdeki korkuyu yenemiyordum bir türlü. Fatih her gün cuma gecesinden bahsedip milletin iştahını kabartıyordu. Bizimkiler de biraz salaktı. Böyle doğaüstü şeylerle oyun oynanmayacağını bilmeleri lazımdı. Sonuçta bugüne kadar onlarla yolları kesişen insanlar bir türlü iflah olmamışlar. Hayatları boyunca onların bir gün geleceğini düşünerek yaşamışlar. Ben de onlardan biri olmak istemiyordum. Fatih'i kaç defa uyardıysam da önemsemedi. Bir şey olmayacağını söyleyerek beni geçiştirdi. O cuma gecesi gelmişti. Okul çıkışında kafeye gidip oturduk. Biraz lafladıktan sonra Fatihlerin evine doğru yola çıktık. Adımlarım geri geri gidiyor gibiydi. Fatihlerin evine geldik. Bize içecek şeyler ikram ettikten sonra çatı katına çıktık. Önceden hazırladığı mumları yaktı. Yerdeki minderlere oturduk. Yine tahtayı çıkarıp ortaya koydu. O üçgeni eline alıp tahtanın ortasına koydu. Herkes gözlerini kapayıp üçgene dokunsun dedi. Dediğini yaparak ellerimizi uzattık. Herkes birer parmağıyla dokunuyordu. Ben ise hala dokunup dokunmamak arasında kalmıştım. Hafiften gözlerimi açarak etrafa baktım. Fatih dahil herkesin gözleri kapanmıştı. Parmağımı geri çektim. Fatih yine o bilmediğim dilde bir şeyler söyledikten sonra kabilenin adını ve cinin adını söyledi. Seni buraya çağırdık. Çünkü sana sorularımız var falan diyordu. Fatih'in söyledikleri bittikten sonra gözlerinizi açabilirsiniz dedi. Hiç kimseye çaktırmadan gözlerimi açmış gibi yaptım. Onların oyununda oynuyordum ama dediklerini yapmıyordum. Riske giremezdim. Fatih, geldiysen bize bir işaret ver dedi. Bütün ruh çağırma seanslarındaki klasik soruydu. Hiçbir işaret olmamıştı. Çocuklar mızmızlanmaya başlamıştı. Fatih sorularını tekrarladı. Kapalı olan odanın içinde hafif ama çok hafif bir esinti esti. Mumlar titredi. Kızlar çığlık atıyordu. Emin olun o an korkudan altıma edecektim. Fatih, sana soru soracağız ve bize tahtada cevap ver dedi. Önce annesinin adını sordu. Tahtanın üzerindeki üçgen hareket etmeye başlamıştı. Tahtanın üzerindeki harflerin bazılarını gösteriyordu ama çok hızlıydı. Birinin bunu biz görmeden yapması imkansızdı. Herkes şaşkın bakışlarla birbirlerine bakıyordu. Gözlerimiz kocaman olmuştu. İçerisinin soğuduğunu hissedebiliyordum. Mıknatısla yapılan bir oyun olmuş olsa imkansızdı.
Birinin kontrol etmesi lazımdı. Hepimiz aynı uzaklıktaydık. Üçgen her soruya doğru cevap veriyordu. Birbirimizin bile bilmediği uzak akrabaları bile bilmişti. Bu gerçekten bir cindi. Vücudumdaki tüylerin birer birer dikildiğini, kabardığını hissedebiliyordum. Nalan, bu kadar yeter. Başımıza bir iş almadan bırakalım dedi. Herkes Nalan'ı onaylamıştı. Fatih, üçgeni eline alarak geldiğin gibi git dedi. Ve gene bilmediğim dildeki kelimeleri söylemeye başladı. Tahtayı kaldırıp ışığı açtı. Mumları söndürdükten sonra amma korkaksınız ha. Ne oldu bak çağırdım ve gitti. Korkmayın bu kadar. Bize bir şey yapmaz dedi. Tabii Fatih de kabararak birkaç şeye ekşilik yapmıştım yanlışlıkla. Onları düzenledim. Fatih bir cinci gibiydi. Herkes etrafında dolanıp onlara nasıl hükmettiğini falan sordu. Tabii Fatih de kabararak birkaç şeye ekşilik yapmıştım yanlışlıkla. Onları düzenledim. Artık ne zaman istersem gelir, ne zaman istersem giderler diye artistlik yapıyordu. Alt kata indik. Biraz muhabbet ettik ama muhabbetin konusu hep cindi. Herkes bir daha çağıralım, bir daha çağıralım diye sürekli olarak tekrarlıyordu. Benim bu muhabbetlere hiç giresim yoktu ama mecburdum. Tekrar ne zaman çağıracağımızı konuşuyorlardı. Okulun kapanmasına da az bir süre kalmıştı. Üniversite sınavları da yaklaşıyordu. Aslında hiçbiri bu sınavı pek önemsemiyordu. Sonuçta özel okullarda okuyacakları için yeterli puan almaları kafiydi. Benim durumum biraz farklıydı. Tabii özel üniversiteye gitmek istiyordum ama devlet üniversitesinde güzel bir bölüm kazanırsam neden gitmeyecektim ki? Bu sefer çağırma seansını birkaç gün sonra yapacaklardı. Karar verilmişti. O gece eve gittiğimde yine uyuyamadım. Evin içinde birileri dolanıyor hissine kapılıyordum. En ufak çıtırdıda odanın içine sesin geldiği noktaya bakıyordum. Bu durum artık katlanılamayacak olduğunda aklıma dualar geldi. Birkaç defa okuduktan sonra rahatlayabiliyordum. Duaların beni koruyacağını düşünüyordum. Ertesi gün okula gittiğimde herkes Fatih'in yaptığı şeyi konuşuyordu. Fatih'in etrafı bayağı kalabalıktı. Sürekli sorular sorulup onu pohpohluyorlardı. Bu kadar büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ama demek ki insanlar bayağı meraklıydı bu konulara. Bizim grup yine toplanmıştık. Fatih de hayranlarını bırakıp yanımıza gelmişti. Herkes benim gibi korkudan uyuyamamıştı. Muhabbetler korku üzerineydi. Gece evin içinde biri var gibiydi. Çalışma koltuğunda biri oturuyordu. Cama biri tıklattı gibi sorunlar yaşamışlardı. Fatih de korkudan böyle şeyler görmeniz yaşamanız normal gibisinden konuşuyordu. Uzman cincimiz. O gün cin muhabbetleriyle bitmişti. Aradan birkaç gün geçti. O gece gelmişti. Yine çağıracaktık. Bütün grup toplanıp Fatih'in evine gittik. Havanın kararmasını bekliyorduk. Ev halkı yine yoktu. Çatı katına çıktık. Fatih büyük ihtimal burayı hiç toparlamamıştı. Her şey yerli yerinde duruyordu. Minderlere oturduk. Yine o cin çağırma tahtasını getirip ortaya koydu. Herkes meraklı şekilde Fatih'e bakıyordu. Dediğini harfi harfine yapmaya başladık. Gözlerimizi kapattık. Yine aynı şekilde parmağımı geri çektim. Dokunmuyordum. Orada onların yanında olmam yeterliydi. Yine gözlerimizi açtık. Fatih o sözleri söyledikten sonra esintiyle beraber mumlar titremeye başladı. Sanırım yine gelmişti. O üçgen ileri geri gidiyordu. Harfleri gösteriyordu. Sürekli olarak doğru cevaplar veriyordu. Sibel, bir soru da ben sorayım. Peki Bülent beni seviyor mu dedi. Hepimiz şaşırmıştık. Sibel'in Bülent'e karşı böyle şeyler hissettiğini hiç bilmiyordum. Tahtanın üzerindeki üçgen evet dedi. Bülent'le Sibel birbirlerine bakıyorlardı. Sanırım Bülent de Sibel'e karşı boş değildi. Nasıl anlamamıştık? Sorulacak sorular bittikten sonra Fatih gönderiyorum diyerek gelen varlığı geri gönderdi. Herkes mutlu gibiydi ama apaçık korktukları da belli oluyordu. Alt kata indik. Sibel'le Bülent çifte kumrular gibi birbirlerine kur yapıyorlardı. Onların mutlu olması beni de mutlu ediyordu. Biraz muhabbet ettikten sonra oradan ayrıldık. Evlerimiz birbirine yakın ama ters taraftalardı. Herkes evlerine doğru dağıldı. Sokaklar aydınlık olmasına rağmen karanlık olan yerler beni korkutuyordu. Havanın sıcak olması ve sokakta yürüyen birkaç kişi korkumu bir nebze olsun dindiriyordu. Kendi sokağımıza gelmiştim. Sokakta ilerlerken arkamdan bir patırtı duymaya başladım. Birkaç köpek havlayarak üzerime doğru koşturuyordu. Onları görünce ben de koşmaya başladım. Çıldırmış gibilerdi. Evin bahçe kapısından içeri kendimi zor attım. Köpekler bizim evin önünden geçerek uzaklaştılar. Sanırım bana saldırmayacaklardı. Eve girdim. Bizimkiler görür görmez ne oldu diye sordu. Ben de köpekler kovaladı. Kendimi zor bahçeye attım dedim. Babam gülüp korkma sokak köpekleri bir şey yapmaz dedi. Banyoya girip duşumu aldıktan sonra soru çözmek için çalışma masasına oturdum.
Çözdüğüm soruları bir türlü aklım almıyordu. Kafamda hep cinler vardı. Hep onları düşünüyordum. Soruları çözemeyeceğimi anlayarak yatağıma geçtim. İçerisi çok sıcak olmuştu. Klimayı çalıştırıp tekrardan yatağıma girdim. Çarşafa sarılıp uyumaya başladım. Klima ara ara kendini kapatıp çalıştırıyordu. O sese her duyduğumda uyanıyordum. Saat sanırım 3 gibi uyandım. Acayip şekilde terlemiştim. Odanın içi buz gibiydi ve ben terlemiştim. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Dilimin damağımın kuruduğunu fark ettim. Mutfağa gidip soğuk buz gibi bir su içtikten sonra odama geri geldim. İçimde garip bir duygu vardı. Korku gibi ama farklı bir şey. Boşluk gibi. Bahçenin dışındaki sokak lambasına gözüm takıldı. Tülü aralayıp dışarı baktım. Bahçenin dışında sokak lambasının altında bir adam vardı. Bayağı yaşlıydı. Bizim eve, yani benim odama doğru bakıyordu. Onu görünce hemen tülü geri kapattım. Hırsız diye düşünüp perdeyi kapatıp çalışma masasının ışığını yaktım. Gecenin bu saatinde bizim eve neden bakıyordu ki? Kesin hırsızlık yapacak. Bir süre bekledikten sonra diğer oturma odasına girip çaktırmadan dışarı baktım. Sokak lambasının altında yoktu. Sanırım gitmişti. Odama geçip yattım. Kafama takılmıştı. Ya adam eve girerse diye şüphe içindeydim. Evin bütün pencerelerini, kapılarını kontrol ettikten sonra geri odama geldim. Yatağıma girip yattım. Hemen uyumuşum. Ertesi gün okula gittim. Bizim grubun hepsi uykusuz gibiydi. Neler olduğunu sorduğumda garip rüyalar gördüklerini söylediler. Bu sefer Fatih de aynı rüyalardan görmüş olmalı ki hiç sesi çıkmıyordu. Fatih'e "Hayırdır sesin çıkmıyor?" dedim. "Sabaha kadar oyun oynadım. Ondan uykusuzum." dedi. Yalan söylediği gözlerinden belli oluyordu. Oyun oynasa bile neşeli olması lazımdı. Herkes rüyalarından bahsetmeye başladı. Biri yaşlı birinin sürekli olarak onu rahatsız ettiğini, biri küçük küçük yaratıkların etlerini ısırıp yediğini, biri kapkaranlık bir yerdeyken ellerin kendisine dokunduğunu söylüyordu. Rüyalar gerçekten garipti. Belki de yaptığımız şeyin etkisi altında kalmışlardı. Olabilirdi. Sonuçta korkutucu, doğaüstü bir şeydi. Fatih son teneffüste "Yine yapalım mı?" diye sordu. Gruptakilerin hiçbiri kabul etmeyince "Peki siz nasıl derseniz?" dedi. "O zaman bize gidelim. Zaten bizimkiler evde yok. Takılırız." dedi. Sanırım kendi yalnızlığını ve korkusunu bastırmaya çalışıyordu. Herkes "Tamam olur." dedi. Ben "Siz takılın. Benim biraz soru çözmem lazım. Biliyorsunuz sınav yaklaştı." dedim. Bana "Bir şey olmaz. Bir gün ders çalışmasa ne olacak?" diye ısrar etseler de kabul etmedim. Sonuçta onların üniversite planları belliydi. Benimki de. Son ders zili de çalınca bizimkilerle vedalaşıp eve geldim. Duş alıp çalışma masasının başına geçtim. Ders çalışmaya başladım. Soru çözüp duruyordum. Bayağı iyi gidiyordum. İçimde hafiften bir mutluluk oluşmuştu. Kendi kendime "Olacak olacak" diyordum. Annem yemeğe çağırdı. Alelacele yemeğimi yedikten sonra tekrardan odama döndüm. Test çözmeye devam ediyordum. Saate baktım. Kendimi o kadar kaptırmışım ki saat 11'e geliyordu. Yorulmuştum da. İçeri gidip annemlerin yanında biraz oturdum. Biraz üniversite hakkında konuştuktan sonra onlar yatağa gidince ben de odama gidip yattım. Dışarıdan havlama sesleri geliyordu. Köpekler kudurmuş gibi havlıyorlardı. Bu köpeklerin neyi var diye düşündüm. Köpeklerin havlaması bir türlü durmuyordu. Merak edip kalktım. Perdeyi aralayıp dışarı bakarken sokak lambasının altında gördüğüm yaşlı adamı gördüm. Yine öylece durmuş bizim eve bakıyordu. Yani benim odama. Bakışları gerçekten çok garipti. Perdeyi kapatıp dış kapının oraya gittim. Gözetleme deliğinden tam olarak adamın durduğu yer net olmasa da görünüyordu. Ses çıkarmadan kapının arkasına geçip gözümü deliğe dayadım. Adam hala oradaydı ve benim pencereme doğru bakıyordu. Birden benim başını çevirip kapıya, tam da benim baktığım noktaya bakmaya başladı. Göz göze gibiydik. Resmen altıma edecektim. Kendimi geriye attım. Köpeklerin havlaması birden durdu. Tekrardan kapıya yanaşıp delikten baktığımda adam orada yoktu. Sanırım köpekler o adam yüzünden havlıyordu. Bu adam neden bizim evi gözetliyordu ki? Hırsızlık yapacak onca ev varken neden bizim ev? Belki de başka bir şey vardı. Amacı farklı olabilirdi. Pencere deliğinden bir süre baktıktan sonra odama gittim. Yatağa girdim ama aklımda o adam var. Düşünürken uyuyakaldım. Derinden köpek havlama sesleri geliyordu. Gözlerimi açamıyordum. Bir süre sesleri umursamadım ama sesler artık rahatsız etmeye başlamıştı. Bir anda aklıma o yaşlı adam geldi. Onun geldiğini düşünerek gözlerimi açtım. Yataktan fırlayıp dışarı baktım. Yine oradaydı. O yaşlı adam evimize bakıyordu. Artık bunu aileme söylemem gerekiyordu. Bir şeyler olmadan önce önlem almamız gerekiyordu. Babamın yanına gidip ışıkları açmadan babamı uyandırdım. Dışarıdaki yaşlı adamdan bahsettim.
Babam kalkıp pencereden dışarı baktı. Kimse yok oğlum dedi. Baba iki gündür adam bizim evi izliyor. Köpekler de huzursuz deli gibi havlıyorlar dedim. Babam iyi misin oğlum, ben hiç köpek sesi duymadım. Ne dün ne de bugün. Dışarıda da adam yok. Eğer gerçekten dediğin gibi ise bir polisi arayalım. Tipini tarif edersin. Onlar da gerekeni yaparlar dedi. İyi olur baba dedim. Peki diyerek polisi aradı. Polis geldi ve iki gündür evi izleyen adamın eşkalini tarif ettim. Tamam diyerek gittiler. Babam buradan taşınma vakti geldi. Artık güvenlikli bir siteye taşınalım. Senin arkadaşların oturduğu site gayet güzel. Ben bir bakayım dedi. Arkadaşlarımın oturduğu siteler gerçekten çok güzeldi. Güvenliği, kamera sistemi gibi birçok özelliği vardı ama ona göre de parası vardı tabii ki. Babam odasına gidip yattı. Ben de odama geçtim ama uyuyamıyordum. Sürekli olarak aklım dışarıdaydı. O adamın gelmesinden korkuyordum. Kalkıp mutfağa gidip yanıma bir bıçak aldım. Komodinin üzerine koydum. Havanın aydınlanmasına pek bir zaman kalmamıştı. Hava aydınlanırken okul saati gelene kadar bir test çözeyim dedim. Test çözerken gözüm tutmuş uyumuşum. Annemin uyandırmasıyla gözlerimi açtım. Oğlum hadi hazırlan, okula geç kalacaksın dedi. Kalkıp üzerimi değiştirdikten sonra okula gittim. Bizim grubun hiçbiri gelmemişti. Neden gelmediklerini merak etmiştim. Telefonla hepsini tek tek aradım ama kimi telefonunu açmıyordu, kimininki de kapalıydı. Belki dün gece Fatih de sabaha kadar eğlenmişlerdir diyerek sınıfa geçtim. Gözüm kapıdaydı. Her an gelecekler diye bekliyordum. O gün okula gelmediler. Son ders bitince okuldan çıkıp Fatihlere doğru gittim. Fatih'in zilini birkaç defa çaldıktan sonra Fatih bitkin şekilde kapıyı açtı. Hayırdır oğlum, bu ne hal? Okula neden gelmediniz dedim. Gel gel, içeri gel dedi. İçeri geçip ne oldu anlatsana, merak da koyma adamı dedim. Fatih, oğlum dün gece çok kötü bir şey oldu. Ölüyorduk dedi. Nasıl yani? Ne muk yediniz? Açık açık anlatsana dedim. Şu cin çağırma şeyini yine yaptık. Dayanamadık dedi. Dedim. İşte dün bize geldik. Biraz oturup oyun oynadıktan sonra cin çağırmayı teklif ettim. Bizimkiler sıkıldığından tamam diyerek kabul ettiler. Çatı katına çıktık. Yine cini çağırdıktan sonra sorular sormaya başladık. Soru sorma bittikten sonra Hallun birden bağırdı. Ne oldu lan dedim. Odanın köşesini gösterdi. Odanın karanlık köşesinde sırtı bize dönük biri vardı. Öylece durmuş, hiç kıpırdamıyordu. Kızlar hemen bizim arkamıza geçti. Ben gönderme sözlerini söylemeye başladığım anda bize doğru döndü. Üzerimize doğru gelirken gözlerimizi kapattık. O esnada sözlerim bitmişti. Gözlerimi açtığımda odanın içindeki bütün mumlar sönmüştü. Hemen kalkıp ışığı yaktım. O varlık, şey artık neyse, yoktu. Sanırım yanlış bir şey yapmıştım. Hepimiz salona gidip kapıları kilitleyip sabaha kadar uyumadık. Hava aydınlanınca herkes evine gitti. Ben de öyle işte buradayım dedi. Fatih'e biraz kızdıktan sonra öyle bilmediği şeylerle uğraşmamasını, daha kötü olacağını söyledim. Gerçekten ne olacağını hiç bilmiyorduk. Belki de cin yerine başka bir varlık da gelebilirdi. Az biraz heyecan yaşayacağız diye hayatımızdan olabilirdik. Fatih'le biraz konuştuktan sonra hava kararmadan eve gideyim dedim. Eve giderken kendime iyi ki de gitmemişim dün dedim. Eğer o şeyi ben de görseydim bayağı kötü olurdum. Bunları düşünürken eve geldim. Odama geçip soru çözmeye başladım. Zaman günden güne daralıyordu. Kısıtlı zamanımı çok verimli değerlendirmem lazımdı. Çocuklarla haftanın bir günü görüşeceğime dair kendi kendime planlar yaptım. Yemek saati yaklaşırken telefonla milleti aradım. Onlardan da bu olayı dinlemek istiyordum. Sibel ile Bülent harici herkesle konuştum. Sanırım onlar beraberlerdi. Müsait olmadıklarından telefona bakmıyorlardı. Zerrin çok korktuğunu ve Nalan'la beraber bir psikoloğa gideceğini söyledi. Hallun ise sakin bir tavırla çok ne olacak ki, ne yapabilecek? Tamam, olayın heyecanıyla korktum ama o kadar. Bir şey olmaz Cenk, sen rahat ol. Kasma kendini dedi. Adamdaki cesarete bak dedim. O an yaşanan olayları dinlediğimde ben bile korkmuştum. Haldun'un bu kadar rahat olması gerçekten beni şaşırtmıştı. Adam Aladağ'dan serindi. Bizimkilerle akşam yemeğini yedikten sonra babam polisin aradığını ve bahsettiğim adama benzer birini bu civarda bulamadıklarını ama buralarda görülürse hemen müdahale edeceklerini söyledi. Tamam baba dedim. Yemeğimi yedikten sonra tekrardan odama döndüm. Test çözerken telefonum çaldı. Arayan Fatih'ti. Şaşırmamıştım. Açıp efendim dedim. Fatih titreyen sesle Cenk, size gelebilir miyim dedi. Tabii gel dedim. Teşekkür ederim. Kapının önündeyim, açar mısın dedi. Kapıda mısın harbiden dedim. Evet dedi. Perdeyi aralayıp dışarı baktım. Bahçenin içinde bekliyordu. Hemen gidip kapıyı açtım. Babam nereye gidiyorsun diye seslendi.
Bir yere gitmiyorum baba, Fatih geldi. Ona kapıyı açıyorum dedim. Fatih'i içeri buyur ettim ama Fatih bayağı kötü durumdaydı. Bizimkilerin yanına gidip hal hatır sorduktan sonra odama geçtik. Neler olduğunu sordum. Bir şey olmadı. Sadece o koca evde yalnız kalmaktan korktum. Sürekli farklı şeyler kurup kendi kendimi yiyorum. Her an karanlığın içinden çıkıp gelecek diye onu beklemeye başladım resmen. Bu gece sizde kalabilir miyim? Yarın başımın çaresine bakarım dedi. Sorun yok, istediğin kadar kalabilirsin, biz dostuz. İstersen korunmanın yollarını internetten arayabiliriz dedim. Fatih benim aklıma gelmemişti, bakalım dedi. Belki yardım olur. Fatih'le beraber internette uygun makaleleri arıyorduk. Herkes farklı şeyler yazmıştı. Bazı forumlarda nasıl korunacağımız hakkında detaylı güzel anlatımlar vardı. Hepsini okuyup yaptık. Annemlere Fatih'in bizde kalacağını, yarın beraber okula gideceğimizi söyledim. Annem tamam siz takılın dedi. Salondaki kanepenin üzerinden minderleri alıp geldim. Yere koydum. Hemen dibimde yatacaktı Fatih. Biraz sohbet edip kuzeniyle görüşüp görüşmediğini sordum. Görüşmediğini, en son tekrardan bilgi almak için görüştüğünü söyledi. Zaten telefonları da kapalıymış. Diyerek geçiştirdim. Üniversite için nereyi düşündüğünü sordum. Amerika'da okuyacağını söyledi. Ama sık sık gelecekmiş. Sen de gelirsin diyerek güldü. Ottan muhabbetler ediyorduk. Fatih çok yorgunum, uyumam lazım diyerek yattı. Adam yatar yatmaz resmen horlamaya başladı. Ne kadar çabuk uyudu diye düşünürken ben de biraz soru çözeyim sonra da yatarım dedim. Masanın başında soru çözerken Fatih'in horlaması bayağı rahatsız etmeye başladı. Aman boşver diyerek yatağa yattım. Yatar yatmaz uyumuşum. Belki de Fatih'in yanımda olmasından kaynaklıydı. Bir anda nefes nefese uyandım. Yatakta oturur pozisyonda beklerken Fatih'e baktım. Gözleri açık şekilde bana bakıyordu. Gözleri resmen parıldıyordu. Hani kedilerin gözleri gece karanlıkta ışık gelir de parlar ya. Aynı öyle. Fatih'e hayırdır neden uyanıksın dedim. Bir şey demeden bana bakıyordu. Gözlerini hiç kırpmıyordu. Eğilip oğlum iyi misin diye dürttüm. Bir anda ha ne oldu diyerek kalktı. Gözlerine baktım. Normaldi. Uyanık değil miydin sen dedim. Yok oğlum ne uyanığı uyuyordum dedi. Tamam. Gözlerin açıktı da ondan dürttüm dedim. Olabilir belki yorgunluktandır dedi ama Fatih'in gözleri gerçekten bir garipti. Yani o parlaklık hiç hayra alamet değildi. Neyse boşver diyerek yat dedim. Başımı yastığa koyup geri uyumaya çalışıyordum ama içimde garip bir his vardı. Belki de benden kaynaklı da olabilirdi. Sonuçta bir anda uyandım ve Fatih'e baktım. Hala rüyalarımın etkisinde olabilirdim de. Ben düşünürken içim geçmiş, uyumuşum. Sabah çalan alarmın sesiyle uyandım. Fatih de uyanmıştı. Hazırlanıp okula gittik. Bizim grubun hepsi gelmişti ama Haldun hariç hepsi bayağı kötü durumdaydı. O gecenin etkisinden bir türlü çıkamıyorlardı. Okulun psikoloğunun yanına gitmeyi teklif ettim. Bizimkiler zaten gideceklerini, bir de bu kadına gidelim, belki yardım dokunur dediler. Hep beraber okul psikoloğunun yanına gittik. Kadınla ilk başta hep beraber görüştük. Olayları anlattılar. Sıra bana gelince ben o gece orada olmadığımı ama diğer gecelerde tahtanın hareket ettiğini söyledim. Tamam, tek tek yanıma gelin dedi. Zerrin'i odada bırakıp derse girdik. Zerrin gelince Nalan gitti. Böyle teker teker gidiyorduk. En son Haldun kalmıştı. Ben gitmeyeceğim, ihtiyacım yok. Siz görüştünüz, rahatladıysanız sorun yok dedi. Kimse cevap verememişti. Haldun'un gerçekten korkmaması şaşırtıcıydı. Herkes bir nebze olsun rahatlamıştı. Kadın resmen içimizdeki korkuyu bastıracak şeyleri, rahatlatıcı kelimeleri bulmuştu. Çocuklar birbirlerine şaka yapıp gülmeye başlamışlardı. Gerçekten onların normal davranması beni de mutlu etmişti. Okul çıkışı kafeye gidip yine sohbet muhabbet etmeye başladık. Biraz yanlarında oturduktan sonra testleri çözmem lazım. Yaz boyunca beraberiz diyerek yanlarından ayrıldım. Eve gidip test çözüp yemeğimi yedim. Duş alıp biraz daha test çözdükten sonra yatağıma girip yattım. Pek bir şey olmuyordu. Günlerim böyle devam ediyordu. Grupla da planladığım gibi haftada bir görüşüp zaman geçiriyordum. Ve sınav günü gelmişti. Bayağı heyecanlıydım. Gayet güzel geçmişti. Sınavın sonucunu sabırsızlıkla bekliyordum. Arkadaşlarla buluşup yemek yedik. Sohbet, muhabbet, kahkahalar. Kafam bayağı rahatlamıştı. Hafiflemiştim. Bu yaz tatil için plan yapacaklarını söylediler. Bülent ayrılmadan, üniversiteye gitmeden önce bizim yazlığa gidelim. Birkaç hafta tatil yaparız. Hem de buralardan uzaklaşmış oluruz dedi. Gruptakilerin hepsi kabul etti. Yazı onlarla geçireceğime dair zaten sözüm vardı. Ailemden izin aldıktan sonra Bülent'i arayıp ne zaman gideceğimizi sordum. Haftaya cuma yoldayız dedi. Ben herkesi arayayım, haber edeyim. Hem aileleriyle konuşmuşlar mı onları öğreneyim dedi. Tamam dedim.
Cuma'ya daha 5 gün vardı. Artık yapacak pek fazla bir şey kalmamıştı. Geceleri konsol oyunları ya da bilgisayar oyunlarıyla zaman geçiriyordum. Gündüzleri ise çocuklarla beraber takılıp kafeye gidiyorduk. Ve perşembe gecesi olmuştu. Valizimi hazırlamaya koyuldum. Fatih babasının arabasını alacaktı. Yeni jipini. 7 koltuklu bayağı büyük bir jipti. Rahat rahat gideriz. Yolda eğleniriz diye arabayla gitmeyi istemiştik. Ertesi gün sabah annem uyandırıp "Oğlum Fatih geldi. Hadi kalk." dedi. Uykulu gözlerle Fatih'in yanına gittim. Kapının önünde "Hayırdır sabah sabah?" dedim. Fatih, "Hadi oğlum yolumuz uzun. Erkenden çıkıp yola çıkmamız lazım." dedim. "Peki, dur hazırlanıp geliyorum." dedim. Odama gidip üstüme şort tişört giyip valizimi aldım. Bizimkilerle vedalaştıktan sonra arabaya bindik. Sırayla milleti tek tek topladıktan sonra yola koyulduk. Öyle hızlı da gitmiyorduk. Geze geze gidiyorduk. Saatler sonra artık bitmiş şekilde saat akşam 8 gibi yazlığa varabilmiştik. Valizleri alıp yazlığa girdik. Girer girmez hemen çantaları kapı kenarına koyup kendimizi kanepeye, koltuğa bıraktık. Gerçekten de canımız çıkmıştı. Arabada 2 büklüm gelmekten ayaklarım ağrımıştı. Biraz dinlendikten sonra yemek yemek için dışarı çıktık. Yaz mevsimi, her yer cıvıl cıvıl. Okullar bitmiş, sınavlar verilmiş. Bizim gibi genç gruplar her yerdeydi. Bir restoranda gidip yemeklerimizi yedik. Sahil kenarında yürüyerek eve doğru gidiyorduk. Bayağı sakindi. Buralar yarın sabah bayağı kalabalık olur diye içimden geçirdim. Bizimkilerle yürürken köpek sesleri duymaya başladım. Etrafa bakarken bir anlığına bir ağacın dibinde bizim eve bakan o yaşlı adamı görür gibi oldum. Tekrardan baktığımda etrafta yok. Bizimkilere köpek sesi duyup duymadıklarını sordum. "Yok," dediler. Şaşırmıştım. Benim dışımda neden kimse bu sesleri duymuyordu? Köpek sesleri birden durdu. Bizimkiler yürümeye devam ediyordu. Geride kalmıştım. Koşarak onların yanına gittim. Bülent'le Sibel sarmaş dolaş aşıyorlar ve birbirlerine kur yapıyorlardı. Eve geldik. Yol yorgunu olduğumuzdan kendimize yer ayarlayıp yattık. Sabah erkenden kalkıp dışarıda kahvaltı yaptıktan sonra sahile indik. Deniz, kum derken zaman geçiyordu. Birkaç günümüz böyle geçti. Haldun gece vakti "Ben geliyorum." diyerek dışarı çıktı. 20-25 dakika kadar sonra elinde içki şişeleriyle eve geldi. "Tatildeyiz, içmesek ayıp olur." dedi. Bizimkiler de dünden razıymış gibi "Getir getir." dediler. Hep birlikte içkilerimizi içmeye başladık. Tadı pek hoşuma gitmese de bende bıraktığı etki hoşuma gitmişti. Kafam güzel olmuştu. Herkes de benden farksızdı. Artık bilinçsizce hareketler yapıyor, garip şekilde gülüyordum. Gülünmeyecek şeylere kahkaha atıyordum. Fatih, "Durun size cin çağıracağım. O da içsin." diyerek bir şeyler söylemeye başladı. O an bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlayacak durumda değildik. Fatih bir şeyler söylerken üst kattan ayak sesleri duymaya başladım. Ardından üst kattaki kapılardan biri sertçe kapandı. Kapının kapanmasıyla birden irkildik. Alkollü kafamız kendine gelmişti. Bülent Fatih'e "Ne yaptın oğlum sen? Ne dedin? Başımızı belaya mı sokacaksın?" dedi. Fatih yüzünü ovuştururken "Ne yaptım ki?" dedi. "Oğlum yine o sözleri söyledin. Yine onları çağırdın." dedi. Fatih de "Yok oğlum öyle kolay değil bu işler. Hemen gelmezler korkmayın." dedi. "Lan üst kattan sesler duyduk. Biri yürüdü ve kapı çarptı. Nasıl çağırdıysan geri gönder. Buraya eğlenmeye geldik. Böyle şeylerle uğraşmaya değil." dedi. Fatih "Tamam tamam ben hallederim." diyerek yine bir şeyler söyledi. Gitti mi gitmedi mi hiç bilmiyorum. "Tamamdır." deyip yanımıza gelirken pat diye ışıklar söndü. Etrafı göremiyordum. Herkes panik halinde bağırıp çağırıyordu. Kızların çığlıkları kulağımı patlatacaktı. "Bana dokundu, bana dokundu." sesleri duymaya başladım. Yanımızdan hızla geçen birini hissettim. Bir şey sırtıma değdi. Panikle kendimi yere attım. Fatih'le Bülent'im bağırışları uzaklaşıyordu. Bir anda dış kapı açıldı ve kapandı. Dış kapının kapanmasıyla beraber elektrik geldi. Ama çoğu ampul çalışmıyordu. Sanırım patlamıştı. Haldun, ben ve kızlar kalmıştık. Fatih'le Bülent ortada yoktu. Haldun'a "Sanırım onlar dışarıda. Gidip onları bulmalıyız." dedim. "Tamam." dedi. "Hadi gidelim." Kızlar "Bizi yalnız bırakmayın." dedi ama onların peşinden gitmemiz lazımdı. Kapıdan dışarı çıktığımızda yerdeki sürünme izlerinden sol tarafa gittiklerini anlamıştım. Haldun'a "Gel." diyerek sol tarafa doğru yol üzerinden koşmaya başladık. Etraf bayağı sessizdi. Yolun sonunda piknik yapılan bir yer vardı. Sık ağaçlı güzel bir yer. Gündüz gelmiştik. Gece bayağı korkutucu görünüyordu. Biz piknik alanına girdiğimiz esnada Fatih'le Bülent'in bağırma seslerini duydum. "Yardım edin." diye bağırıyorlardı. Koşarak koruluğa girdik. Etrafta onları arıyorduk. Sesleri farklı farklı noktalardan geliyordu. Ağaçların arasında ararken Fatih'le Bülent'i azilerimde gördüm. Haldun'a "Oradalar." dedim.
Dur, yavaş yavaş gidelim, bekle dedi. Kısa adımlarla onlara yaklaşmaya başladık. Sırtları bize dönüktü. Yanlarına yaklaştığımda ikisi de birden kafalarını çevirip öldürecek bizi. Öldürecek, ne olur yardım et diye bağırdı. Kim öldürecek diye sorduğumda parmaklarıyla az ileriyi gösterdiler. Orada bedenine oranla yüzü açık renkte olan bir varlık vardı. Gözleri parlıyordu. Haldun bizden ne istiyorsun diye bağırdı. Siz beni çağırdınız. Ben de geldim. Siz oyun oynamak istiyordunuz. Ben de oynuyorum dedi. Varlık geriye doğru gitmeye başladı. Bulunduğumuz yerden uzaklaşırken Fatih ile Bülent de bağırmaya başladı. Sanki yanıyorlarmış gibi ağızlarından, kulaklarından dumanlar çıkmaya başladı. İyi misiniz diye dokundum ama dokunur dokunmaz elim yanmıştı. Resmen gözümün önünde yanarak can çekişiyorlardı. Etraftan kahkaha sesleri yankılanırken Haldun gidelim buradan diyerek kolumdan tuttu. Bunları böyle bırakamayız diye Haldun'la tartışırken Bülent'le Fatih son kez bağırıp sustular. Onlara bakarken ikisi de birden yere doğru devrildi. Bir anda toz duman oldular. Onlar kül olunca o varlık tekrardan yanımıza doğru yaklaştı ve sıra sizde diyerek güldü. Aramızda 4-5 metre mesafe olmasına rağmen sadece parlayan gözlerini görebiliyordum. Ben o varlığa bakarken koşma sesi duydum. Arkamı dönüp baktığımda Haldun uzaklaşıyordu. Adam resmen beni orada bırakmıştı. Ben de peşi sıra koşmaya başladım. Haldun mesafeyi açıyordu. Derken karanlığın içinden gözden kayboldu. Haldun'a ne kadar seslensem de bir türlü durmadı. Arkamdan gelen gülme sesleri beni rahatsız ediyor, daha hızlı koşmama sebep oluyordu. İçimden "Lan bunların hepsi hayal olmasın, alkolün etkisinden bunları yaşıyor olabilirim" diyordum ama hala koşmaya devam ediyordum. Hayal olsa da bu kadar gerçekçi olmasının imkanı yoktu. Sonunda koruluktan, ağaçlıktan çıkmıştım. Yola doğru girdiğimde Haldun yolda yoktu. Belki de eve gitmiştir diyerek eve doğru koştum. Eve geldim. Kapıya ne kadar vurdumsa da açan olmadı. Bahçe duvarından atlayıp içeri girdim. Evin önündeki bahçe kapısı açıktı. İçeri girdim ama kimse yoktu. Etraf darmadağınıktı. Kızların başına bir şey gelmiş olmasın diye düşündüm. Üst kata çıkıp odalara baktım. Burada da değillerdi. Bekleyeyim mi, dışarı mı çıkayım derken alt kata indim. Bahçeye bakan odanın ortasında bekliyordum. Belki gelirler diye umudum vardı. Beklerken bahçeden çocukların sesini duydum. Hemen çıkıp etrafa baktım. Kimse yoktu. Sadece bahçenin sonundaki duvarın dibinde bir karartı gördüm. Yavaş adımlarla yaklaşıp baktığımda bunun kocaman bir köpek olduğunu anladım. Hırlıyor, bir şeyi parçalıyor gibi hareketler yapıyordu. Neyi parçaladığını görememiştim. Ses çıkarmadan geri geri giderek bahçe kapısını örttüm. Kapının kapanma sesini duymuş olmalı ki ani şekilde dönerek pencereye doğru koştu. Pencerenin önünde durup havlarken ağzından çıkan kanlar camın her yerine gelmiş. Üst kattan bir şeyin yere düşme sesiyle irkildim. Ufak tefek bir şey değildi. Dolap falan olması lazımdı. Sesi duyar duymaz arkama bakmadan dışarı çıktım. Sağa sola baktım. Sokakta kimse yoktu. Kalabalık olan yere gitmek daha mantıklı diyerek diskoların olduğu caddeye doğru koşmaya başladım. Kalabalığın arasına girip de insanlar gördüğümde kendimi güvende hissetmiştim. İnsanların gelip geçtiği hareketli bir yerdeki banka oturup olan bitenleri düşünmeye başladım. Gerçekten çocuklar neredeydi? Bülent ve Fatih ölmüş müydü? Gördüklerimin halüsinasyon olma ihtimali çoktu. Orada beklerken zaman geçiyordu. Zaman geçtikçe insan sayısı da gitgide azalıyordu. Saate baktım. Havanın aydınlanması da yakındı. O bankta saatlerce etrafa bakarak bekledim. Sonunda hava aydınlanmıştı. Eve doğru yürümeye başladım. Eve gelip kapıya çaldım ama kimse açmıyordu. Arkamdan bir el dokundu. Arkamı dönüp baktığımda Nalan ve Zerrin arkamdaydı. Nalan ağlayarak boynuma sarıldı. Çok kötü şeyler oldu. O varlık Sibel'i öldürdü. Daha doğrusu Sibel kendini öldürdü dedi. Dur bir saniye, sakin ol. Eve girelim, kendimizi toparlayın, öyle anlatırsınız dedim. Ama eve nasıl girecektik? Gece girdiğim gibi girsem bahçe kapısını kapatmıştım. Neyse, belki açık bir yer bulurum diyerek duvardan içeri atladım. Evin etrafını dolanırken ön bahçeye geçtim. Bahçenin cam kapısı açıktı. İçeri girdim. Ortalıkta derli topluydu. Acaba kim topladı diye düşünürken kapıya doğru yönelip kapıyı açtım. Herkes kapının önündeydi. Fatih, Bülent, Sibel, Nalan, Zerrin ve Haldun. Hepsi kapının önündeydi. Haldun'u görür görmez küfür edip bir yumruk attım. Yere düşünce üstüne atladım. Bizimkiler beni üstümden alıp ne oldu diye sordular. Bu şerefsiz beni ormanda tek bırakıp kaçıp gitti dedim. Haldun, ben seni hiçbir yerde bırakmadım. Seni dün en son odada gördüm. Nasıl yani dedim. Bülent kolumdan tutarken hepimiz kötü durumdayız. İçeri geçelim konuşalım dedi. Resmen bitkin durumdaydık. Eve girdik.
Kızlar ağlarken bizimkiler sus pustu. Nalan gelip sarıldı. Cenk, gerçekten çok korktum. Gidelim buradan. Ben burada bu gece kalamam. Ailemin yanına gitmek istiyorum dedi. Sakin olmasını ve neler olduğunu anlatmasını istedim. Sanırım herkes bir şey yaşamıştı. Nalan hıçkırarak gözündeki yaşları sildi. Gece neler oldu? Anlatır mısınız? Ben de hiç normal olmayan şeyler yaşadım. Nalan kendini toparlayınca, dün gece elektrikler gidince herkes panik halinde bağırmaya çağırmaya başladı. Ben de onlar gibi korkudan bağırıyordum. Bir el, sımsıcak bir el kolumdan tutup yere çekti. Beni yakaladı diye bağırıyordum. Ama herkes kendi derdindeydi. Birkaç dakika kendimi bilmeden kurtulmak için debelendim ama olmamıştı. Tam kurtulduğum esnada elektrikler geri geldi. Ben, Sibel ve Zerrin odanın ortasındaydık. O esnada bahçede Fatih'in evinde gördüğümüz o varlık belirdi. İçeri doğru geliyordu. Zerrin, kaçın çabuk kaçın diye bağırdı. Gidecek neresi vardı ki? Kendimizi dışarı attık. Sibel yukarı doğru koşunca onun peşi sıra biz de gitmeye başladık. Yavaşlamasını söylesem de bir türlü durmuyordu. Koşmaya devam ediyordu. Zerrin'le beraber arkasından gittik. Ormanlık bir alana girdik. Sibel arkasına bile bakmıyordu. Artık etraf bayağı karanlık olmuştu. Yer yer piknik yapanlar için konulmuş sokak lambası olmasa zifiri karanlık olacaktı. Sibel bir süre durdu. O durunca biz de yavaşlayıp durduk. Sibel'e ne oldu, neden buraya geldin diye bağırdım. Sibel ise bize döndü. Elinde bıçak vardı.